Hep mentalim güçlü kaldı. O an mentalim güçsüz kalsaydı belki futbolu bırakma aşamasına bile gelebilirdim yani. İdmandan sonra hocam sağ olsun geliyor, ayak içi falan o gösteriyor teknikleri arada. falan çalıştırıyor. İdol kimdi Melih? İdol. Agüero. Agüero. Hani bendim. Hocam şimdi herkes izleyecek Agüero'ya döndü. Neyse bu hafta oynatacaktım şimdi bir daha düşüneceğim Melih'i. Vazgeçtim. Yakında kovulacaksın. Hocam şey daha bilmiyorum. Daha olumlu bir şey varsa. Fenerbahçe ile bir yarım kalan işimiz var. Tekrardan bir dönmek, orada bir tekrar kendimi kanıtlamak isterim diye bir duygun var mı? Öyle bir düşüncen var mı? İkide var abi. Fenerbahçe'de. Ya içimde kalan ukde var mesela. Mesela niye Arda mesela benim çok yakın arkadaşım. Arda gibi mesela neden olmayayım? Benim en büyük hayalim Fenerbahçe formasıyla A takıma çıktığımda gol atmak. Atış Serbest'e hoş geldiniz. Ben Ceyhun Samet Yüksel, Sabah Spor'dasınız. Bugün Ankara'dayız, Gençler Birliği tesislerindeyiz. Sinan Kaloğlu hocamız ve Melih Bostan ile birlikteyiz. Hocam teşekkür ederiz öncelikle. Melih kardeşim çok sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor hocam? Biraz şeyden başlayalım, Gençler Birliği dönemi. Evet. Teknik direktörlük adımızı attınız ki daha önce de başlamıştınız zaten. Şimdi yeni, daha genç bir teknik adam olarak. Evet. Nasıl bu durum, Gençler Birliği'ndeki hava nasıl hocam? Evet, öncelikle tabii Gençler Birliği bünyesinde olmaktan dolayı son derece mutluyum. Çünkü ülkemizin güzide köklü kulüplerinden bir tanesi ve ben de bu camianın bir parçası olduğum için de çok mutluyum. Melih ile aranız nasıl hocam? Melih burada yokmuş gibi konuşabilir. Evet. Aranız nasıl? Melih hem kişiliğini hem oyunculuğunu sevdiğim bir kardeşim. Çok da takımımızın en genç oyuncularından biri. Sezon başı onun burada olmasını ben istedim zaten. Açıkçası hem onun yeteneklerine hem karakterine neler yapabileceğine güvendiğim için burada. Tabii sezon başı geldiği durumuyla şimdiki durum arasında çok fark var. Her geçen gün üstüne koydu. Çok iyi bir gol vuruşları var, çok iyi bir ön sezisi var, çok iyi özellikleri var. Tabii yavaş yavaş daha iyi olacak ama her geçen gün benden aldığı şans daha da fazlalaşıyor. Biliyorsunuz Türkiye Kupası maçında Trabzonspor evet. karşılaşmasında çok iyi oynadı ki o zaman yani o maça kadar son 16'ya kadar geldiğimizde de çok da iyi oynadı. Çok harika da bir gol attı. Onun adına seviniyorum. Her şey onun adına iyi gidiyor. Melih o golden sonra tepkiler nasıldı? Çünkü çok şık bir gol gerçekten o. Ya, ki potansiyelini, yeteneğini de ortaya çıkartan bir gol. Aslında bir kanıt bir şey bu. Şöyle bundan, yani ben buraya ilk geldiğimde Sinan hocam sağ olsun beni takıma istedi ve ben de buraya geldim. Geldiğim durumda hazır bir şekilde değildim. Zaten izleyen, izlemeyen herkes bunu görebilirdi. Ama hocamın dediği gibi Ziraat maçlarında bana verdiği şansları ben iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Hocam da dedi iki grup vardı hani ligde oynayan ve bir de hafta içi olduğu için onları da dinlendirmekten dolayı yani biz oynadık Ziraat maçlarında daha çok ve biz de elimizden gelen mücadeleyi yaptık. Ya oraya gelene kadar da aslında hem gol attım, asist yaptım ama Trabzon maçına attığım gol bence şu ana kadar bence kariyerimin en iyi gollerinden bir tanesiydi. Bir de ilk defa büyük bir takımlardan bir tanesine böyle bir gol atıyorum. Ya golden sonra ben inanılmaz rahatladım çünkü hani üstümde baskı olmuyor ama ister istemez artık hani gol atayım, o forma savaşına tabii. artık ben de gireyim. Bir beklenti var. Aynen bir beklenti var. Onu golü attıktan sonra böyle bir oh dedim yani içimden. O beklenti nerede oluştu biliyor musun? U19 Süper Ligi'nde 35 maç 27 gol. 24 gol 5 asist. Şimdi altyapıdan hocam takip ederiz ya biz. Yeniler çıksın, Arda Güler'ler vesaire. Bu rakamları görünce insan heyecanlanıyor. Tabii ki. Ve beklentiye de giriyor. O yüzden o tabii şey doğal. Ki ondan önce de mesela benim de kendimden beklentilerim zaten tabii. bu şekilde. Ama şimdi Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bunlarla rakibimiz olmasını istiyordum ben açıkçası ki çünkü kendimizi gösterme fırsatımız daha fazla, daha yüksek. İyi bir takımız. Onlarla baş edebilecek mücadeledeyiz. Şanssız bir gol yedik ama golünde çok fazla bir önemi kalmadı açıkçası. Tabii bence. Maalesef öyle bir durum oluştu ama şöyle bir şey de var. Ciddi sakatlıklar yaşadın. Yaşadım. Geçmişe baktığımız zaman ki şu an 19'sun. 19 yaş olarak 19. Ciddi bir şanssızlık var. Evet. Ama sonra bir toparlama sürecin de var. O sakatlıklar nasıl etkiledi? Ne kadar etkiledi? Sakatlık, tam çıkış bir dönemindeydi herhalde. Sakatlık beni bayağı etkiledi.
başkanımla işte Arda, Ferdi, Muhammed abi, Eto falan basın toplantısından sonra oynadığımız ilk maçta ve arka deleme yırttım. Ondan sonra işte o sene takımımız şampiyonluğa oynuyordu U19. Hani bir an önce dönsün. Sonra bir daha oldu. Sonra arka delinin ben bu kadar nalet bir şey olduğunu daha öncesinden bilmiyordum. Sonra bir iki kere daha tekrarladı. Tekrar etti. Aynen. Ondan sonra hep mentalim güçlü kaldı. O an mentalim güçsüz kalsaydı belki futbolu bırakma aşamasına bile gelebilirdim yani. Çünkü çok sakıncalı bir sakatlık. Bu kadar fazla da tekrarı sıkıntı oluyor. Yaklaşık bana 7-8 aya mal oldu yani. Peki Melih, Sinan Kaloğlu çok iyi bir golcüydü. Şimdi senin hocan, teknik adam olarak. Faydası nasıl olacak sence? Ya nasıl oluyor şu ana kadar? Sen de forvetsin, santrfor olarak. Hoca da çok iyiydi. Faydası nasıl olacak değil. Zaten oluyor. İdmandan sonra hocam sağ olsun geliyor. Ayak içi falan gösteriyor. O teknikleri arada falan çalıştırıyor. Son vuruş, bitiricilik. Yani. Onları çalışıyoruz ya. Ya onları gösteriyoruz, çalışıyoruz ama hocam büyük bir şans. Melih'in çok iyi bir ayak içi var. Melih'in çok iyi özellikleri var gerçekten. Hani Melih oynadığı her maçta gol atabilecek bir oyuncu. Dripling özelliği olan bir oyuncu. O yüzden yani iyi bir Melih'i yavaş yavaş izlemeye başlıyoruz. Daha da izleyeceğiz inşallah. Yani ben ona çok güveniyorum. Bir kere futbolu çok seviyor. İstekli. İyi de bir şans yakaladı şu an burada açıkçası. Tabii. Böyle bir konumda. Onu da hani oynadığı maçlarda özellikle son dönemlerde iyi kullanıyor. Bu da onun daha fazla süre almasını sağlayacak. Yarın öbür günde tam da istenilen bir oyuncu olacak yani. İdol kim demeli? Agüero. Agüero. Hani bendim. Hocam şimdi herkes izleyecek, Agüero'ya döndü. Neyse, bu hafta oynatacaktım, şimdi bir daha düşüneceğim Melih'i. Vazgeçtim. Hocam, Agüero gibi olma ihtimalini konuşacağız ama şuradan. Evet. Sizin bir anınız. Çok futbolculara da, küçük yaştaki futbolculara örnek olacak bir anı. Feyyaz Uçar döneminde. Evet. Top toplayıcıyken siz oraya bir gidiyorsunuz forma almak için. Kısaca bir onu bir şey yaparsanız, anlatırsanız, Melih de buradayken evet, güzel aslında, bir örnek. Aslında bu iyi bir ilham verici bir hikaye. Yani ben bunu fırsat buldukça panellerde falan da anlatıyorum genç müthiş kardeşlerimize. Çünkü gerçekten hayatta imkansız diye bir şey yok. Bir şeyi çok istediğiniz zaman, fedakarca çalıştığınız zaman Allah bir şekilde size getiriyor bunu. Bunun da canlı tanıklarından biri benim. Çünkü Boluspor'un altyapısında oynarken Beşiktaş'ı tutuyordum. Beşiktaş'la büyüyorduk yani açıkçası. Hı. Ve Boluspor o zamanlar Süper Lig'de iyi takımlardan biriydi. Senede bir kere gelen bir Beşiktaş vardı. O zaman da işte Gordon Mir zamanı biliyorsunuz. 3 sene üst üste şampiyon olmuş bir Beşiktaş. Kasıp kavuruyordu her yeri. Bolu'ya gelmişlerdi karşılaşmaya. Ben de onları yakından görebilmek için klasik her çocuk gibi topluculuk yapmıştım. Altyapıdaydım. Boluspor'un altyapısındaydım o zamanlar. 10-11 yaşlarındaydım. Maç bitti. Maç bittikten sonra klasik yine tabii futbolculardan bir şey almaya çalışıyoruz. İşte forma, şort, tişört ne varsa artık. Ne olursa. Tabii o zamanlar şimdiki gibi değil. Yani formalar verilmiyor. Bir formayla aylarca idare ediyorlar açıkçası. Kime gittiysem hiçbiri bana formayı vermedi. En son Feyyaz Uçar sahadan çıkıyordu. Feyyaz Uçar'a gittim ben. Feyyaz abi dedim. Ya dedim kimse bana bir forma vermedi. Hı. Ben Beşiktaşlıyım, bana bir formanı verir misin abi? Anı kalsın bende falan. Dedi kardeşim dedi kusura bakma formayı veremiyoruz. Yasak forma dedi. Şimdi en son oydu ya artık ona patladım tabii ben de. 10-11 yaş. Tabii evet. 11 yaşlarındayım. Sonra kendisine dedim ki ya dedim Feyyaz abi bak sen i̇şte bana... İşte o tarihi söz. Sen dedim bana şimdi bu formayı vermiyorsun dedim. Ama dedim bir gün gelecek ben de sana formayı vermeyeceğim dedim Feyyaz abi dedim. Tabii yani normal Feyyaz hocanın hatırlamaması, bilmemesi normal. Çünkü bizden de futbolculuğumuzda da Melih'ten de şimdi sağ kenarında topluculuklar geliyor forma istiyor falan. Herkese veremiyorsun yani. Normal. Neyse öyle büyük bir söz verdim orada kendi kendime. Aradan 10 yıl geçti. 21 yaşında Beşiktaş'a transfer olduğumda Şampiyonlar Ligi maçımız vardı. İşte Feyyaz Hoca da Lüçescu'nun birinci yardımcısıydı ekipte. Maç bitti. Biz de tabii herkese 3'er 4'er tane forma veriyoruz yani. Hani öyle bir şeyimiz de yok aslında. Feyyaz Hoca geldi. Dedi bir arkadaşım için forma istiyorum dedi. İşte verir misin dedi. Gözün önüne geldi mi o sahne 10 yaşında? Tabii geldi. Direkt geldi zaten. Bilinçaltıma kodlamış gibi. Hemen dedim ki hocam kusura bakma veremem dedim.
Bir kaldı böyle. Niye? Ondan sonra niye dedi. Ya dedim hocam işte yıllar önce böyle böyle oldu. İşte ben de kendi kendime bir söz vermiştim ve şimdi o sözümü tutuyorum hocam dedim yani. Ben de sana vermiyorum dedim. Ondan sonra tabii ki verdim de. Verdim. Yani ama. Sonra da verdim de. Yani. Hafta sonu maçı var, kadrosu var biliyorsunuz. Durduk yere kadroç kalmıyor. Evet yani tabii ki burada güzel bir anı. Feyyaz Hoca tabii çok değerli bir insan. Çok de gerçekten iyi bir hocaydı ama tabii bunu hatırlaması mümkün değildi. Bunun gerçekleşmesi de çok zor ihtimal evet, aslında. Evet. Yani böyle bir anım var. Bu da tüm genç kardeşlerime hani aslında tüm gençlere örnek olabilecek bir şey. Çünkü yani herkes hayallerinin peşinden koşsun. Ama bunu tabii sadece hayal kurarak olmuyor bu. Bunun içinde herkesin bir fedakarlık yapması gerektiriyor. Ben de o fedakarlığı yapmıştım yani. O yüzden de bu pes etmemek, mücadele etmek i̇şte, vesaire az önce Agüero demişti. Onu bile geçme ihtimali imkansız diye bir şey yok. Tabii ki kesinlikle. Yani mümkün. Benim lugatımda da öyle. Yani Melih eğer gerçekten Agüero gibi olmak istiyorsa, Premier Lig'de gol kralı olmak istiyorsa olabilir. Hedef orada olmalı zaten. Evet tamam. Ama onun için çok çok büyük bir fedakarlık gerektiriyor işte. Yani ben bütün sadece Melih'e değil tüm gençlere bunu söylüyorum. Tabii. Hani çok ekstra çalışma gerektiriyor, uykuna dikkat etmen gerekiyor, güçlü olman lazım her zaman, eksik yerlerini çalıştırman lazım, hocalarını dinlemen lazım. Yani komplike bir şey bu yani. Doğru zamanda bir de doğru yerde olman lazım, doğru hocayla çalışman lazım, doğru kulüpte olman lazım. Hepsi bir etken aslında bunun için. Hepsi bir araya gelince olmaması mümkün değil aslında. Evet. Hocam bir de sizin şöyle bir sözünüz var, Bayern Münih stadında tarih yazacağım dediniz. Evet. Tarih evet. Yazdınız, gerçekleşti. Evet, doğru. Sizde şöyle bir şey var hocam. Feyyaz hocamıza diyorsunuz ki mesela formayı bir gün benden isteyeceksin, gerçekleşiyor. Bayern Münih stadında tarih yazacağım diyorsun, gerçekleşiyor. Bir kameralara bakıp hocam bir şey var mı demek istedin, tarihe geçsin yani. Bu sıradaki şey ne? Yakında kovulacaksın. Hocam şaka daha olumlu bir şey varsa. Yok şaka bir yana. Hocam gerçekleşiyor. Şaka bir yana şöyle bir şey var. Küçüklüğümden beri hep hayal kuruyorum ve bu gerçekten hayallere de tutunuyorum ben. Küçüklüğümden beri hep Beşiktaş'ta oynayabilirim demedim. Yani Beşiktaş'ta oynayacağım, amil takımda oynayacağım, hatta Avrupa'da oynayacağım. Hep bu söylemleri yaptım, hep bunları düşündüm yani. Öyle de oldu biliyorsunuz. Bursaspor'dan Bundesliga'ya transfer oldum ben. Hani evet. Öyle her oyuncunun gidebileceği bir lig değil Türkiye'den oraya öyle transfer. Tabii. Hani gerçekten ben her şeyin mümkün olabileceğine inanıyorum bu hayatta. Doğru bir şekilde doğru zamanda oluyorsunuz yani. Ben ona inanıyorum. Evet. Bayern Münih stadında da gezmeye gittiğimde Münih'te Allianz Arena'nın yapım aşamasını görmüştüm, inşaatının ve bayılmıştım stada. Işıklar falan. Arabadaki arkadaşlarıma Burak vardı. Yıl 2005'ti. Ben o zaman Vestel Manisa'da oynuyordum. Beşiktaş'tan kiralık gitmiştim. Dedim ki bu ne kadar muhteşem bir stat ya. Yani bu statta bir gün göreceksiniz tarih yazacağım. Evet. Almanya ile bir alakam yok bu hocam, arada. Hocam içinize doğuyor sizi bir anda. Evet. 10 yaşında da öyleydi. Ya öyle oluyor, böyle oluyor. 3 sene sonra ben Bundesliga'ya transfer oluyorum. Bochum'la biz oraya gidiyoruz maça. Maçta da ben bir gol 2 asist yapıyorum. 3-3 bitiyor maç. Haftanın futbolcusu oluyorum Almanya'da. Haliyle maç bittikten sonra soyunma odasında diyorum ki ya diyorum ben böyle bir şey demiştim ya ustanın önünden geçerken. Ya gerçekleşti diyorum. Hemen arkadaşımı arıyorum. Evet böyle demiştim falan diyor Burak da zaten. Hani bu tip anılar bende çok var ki aslında futbolcuların çoğunda bu tip anılar var. Çünkü hani Melih'e de sorsak o da küçükken işte ben futbolcu olmak istiyordum. Tabii. Şu bu kadar gol atmak istiyorum der değil mi? Yani hayalleri gerçekleştiriyorsun yavaş yavaş. Peki ileride hocam bir Beşiktaş, siz de yeriniz ayrı tabii. Beşiktaş'ta çok farklı anlarınız, zamanlarınız var. Teknik direktörlük hayali Beşiktaş için? Tabii ki. Yani neden olmasın? Bence şu anki tüm teknik adamların hayalinde Beşiktaş'ı çalıştırmak vardır. A milli takımı çalıştırmak vardır. Avrupa'da takım çalıştırmak vardır diye düşünüyorum. Ama benim kişisel hedeflerim tabii ki arasında olan bir hedef bu. Bu sene nasıl görüyorsunuz hocam Beşiktaş'ı? Ya Beşiktaş şimdi tabii ki. Ya Beşiktaş şimdi tabii Galatasaray ve Fenerbahçe gibi dev bütçeli takımların biraz gerisinde kaldı mali açıdan. Bu da tabii kadro yapısını oluşturmada diğer takımların gerisinde bıraktı. Görüyorsunuz yani bayağı bir aslında bir uçurum olmuş gibi gözüküyor. Ama şimdi çok büyük paralar harcayan iki tane kulüp var. Ve çok aşırı istekli şampiyonluğa olan kulüpler bunlar. Ama bu tip dönemler ara ara oluyor biliyorsunuz. Beşiktaş şampiyonluktan kopuyor. İlk dörtten kopuyor bazen. İlk üçten kopuyor. Ama ertesi yıl şampiyonun adayı tekrar oluyor. Yani bu sene böyle bir lig ama seneye farklı olacağını düşünüyorum.
Hocam iyi bir golcü olarak Beşiktaş'ta da forma giymiş birisi olarak Semih Kılıçsoy 18 yaşında çok da iyi gidiyor. Ne söylemek istersiniz? Benim takip ettiğim bir oyuncuydu zaten. Sezon başı da onunla ilgilenmiştim ben açıkçası. Ama şöyle diyeyim, gidişatı çok iyi. Bir kere çok kuvvetli ve yere sağlam basan bir çocuk. Üstüne gidiyor yani. Bir de şu an iyi bir hava da yakaladı. Şu an camia olarak da el üstünde tutuluyor ve bu da ona bir özgüven getiriyor. Saha içinde de takım arkadaşları, abileri onun gelişim için yardımcı oluyor. Çünkü ben görüyorum. Haliyle şu anda her şey Semih için gidiyor. O da bu şansı çok iyi kullanıyor. Zaten yetenekli bir çocuk, kuvvetli bir çocuk. Bu tip maçlarda oynayarak gelişimine devam ediyor. Çünkü daha 18 yaşında. Hani onun önü çok açık diye düşünüyorum yani. Peki Melih, şimdi Fenerbahçe'de A takımı yükseldiğin dönem, o basın toplantısında vardım, imzalar atıldı vesaire. Güzel bir hava, atmosfer vardı. Oradaki süreç sonra nasıl gelişti? Fenerbahçe'deki hava nasıldı? A takım ya da baskı ve stres ne boyutta oluyordu? Ya oradaki süreç gayet güzeldi. Ben hayatımda ilk defa basın toplantısına çıkmıştım evet. O an. İnanılmaz heyecanlıydım. Ve toplu bir şekilde imza töreni yapmıştık. Ya gayet güzeldi. İmzadan sonra aslında çok fazla değişen bir şey yoktu. Çünkü zaten ben oraya ait bir oyuncuydum. Ve sürekli A takıma gidip gelen bir oyuncuydum. Ama imzayı atınca hani beklenti artıyor, sorumlulukların artıyor. Ya bence baskı her kulüpte olduğu gibi yani büyük bir camia zaten. Ben de alt yaş kategorilerinde bir beklenti verdiğim için onlara, onların tabii, da benden taraftarın şeyi çoktu. Onların çok da benden beklentileri çok fazla yüksekti. Ama neticesinde buraya geldik. Şimdi buradan belki tekrardan Fenerbahçe'ye veya kendimizi daha iyi nerede olursa. Peki Melih, şimdi tekrardan fizik olarak güçlenip belki birkaç sene sonra bir form tuttuktan sonra, ritim yakaladıktan sonra Fenerbahçe ile bir yarım kalan işimiz var. Tekrardan bir dönmek, orada bir tekrar kendimi kanıtlamak isterim diye bir duygun var mı? Öyle bir düşüncen tabii var mı? Tabii ki de var abi. Fenerbahçe'de. Ya içimde kalan ukde var mesela. Mesela niye Arda mesela benim çok yakın arkadaşım. Arda gibi mesela neden olmayayım? Ben mesela neden o 40 bin kişinin önüne çıkıp 40 bin kişinin önünde o atmosferi yaşayıp gol atma duygusunu yaşamayayım mesela. Tabii ki İçimde kalan bir ukde var yani, o sahaya çıkıp o derbi maçları, atmosfer. Benim, zaten ben ilk basın toplantısında söylemiştim. Benim en büyük hayalim Fenerbahçe formasıyla A takıma çıktığımda gol atmak. Yani o duyguyu, o atmosferi mesela ben çok merak ediyorum. Ki ben şuna yürekten inanıyorum. O sakatlıklar olmasaydı, ki futbolcu çok etkiliyor hocam maalesef. Çok gerçek. Ciddi sakatlıklar daha da başka boyutta. Daha farklı bir hikayesi olurdu o dönem için. Ama bu sakatlıklar da var işte hocam maalesef. Ya Melih bir kere yetenekli bir oyuncu. Şimdi futbolumuzda yetenekli oyuncu sayısı biliyorsun gün geçtikçe azalıyor aslında. Tabii. Yani Melih'in çok iyi özellikleri var, ben ona da söylüyorum. Ama geliştirmesi gereken yerleri de var. Şimdi daha 19 yaşında, daha önünde çok uzun bir futbol hayatı var. Şu seviyeyi çok erken yakaladı, daha 19 yaşında yakaladı. Bu tabii. Futbol 21 yaşında ben Beşiktaş'a gittiysem o da Fenerbahçe'ye gidebilir 21 yaşında. Ve o hayal ettiği golleri orada atabilir çünkü o potansiyele sahip. Sadece her şey ona bağlı. Yani o isterse bence bunu yapabilir. Peki hocam, Icardi mi Dzeko mu? Böyle bir yavaş yavaş sonlandırırken... Yani açıkçası... Takımda kimi istersiniz mesela? Bir seçeneğiniz olsa Icardi mi, Dzeko mu? Melih isterim Melih ben. Olsa... Melih sen Icardi mi, Dzeko mu diyorsun? Ben de Sinan Hoca'yı isterim. Tamam süper, tam anlaştığımız gibi, aferin olur. O zaman şöyle sorayım, Guardiola mı, Mourinho mu deyip Sinan Hoca'yı isterim diye. Şimdi tabii Dzeko ve Icardi aslında ikisi de iyi bir santrafor. Hangisi yararlı derseniz, geçen sene Icardi daha yararlıydı. Bu sene de Dzeko yararlı açıkçası. Yani ikisi de iyi oyuncu. Tabii arada 7 yaş var hocam. Icardi'ye, onu diyecektim. Icardi'ye bakarsak daha genç bir oyuncu. Ama Dzeko da çok profesyonel bir oyuncu. Kendine çok iyi bakıyor. O yaşta bile hala koşuyor yani açıkçası. Sahanın her yerinde olması zor değil mi hocam 37 yaşında bir futbolcu için? Ya kendinize iyi bakarsanız bence olabilir. Bizde de biliyorsunuz Yatabare var. Hı-hı. Mustafa Yatabare 38 yaşında evet. Ama 90. dakika bile koşuyor yani hala baktığımızda. Yani bence bu futbolcunun kendine bakmasıyla alakalı bir durum var. Hani Dzeko mu Icardi mi? Yani ikisi de iyi santrafor. Hani golcülük bakımından derseniz birinin golcülüğü, Icardi'nin golcülüğü daha iyi. Hı-hı. Ama birinin de işte hava topları daha iyi.
daha farklı özellikleri var. İkisinin tarzı biraz daha farklı. Farklı. Peki hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Buyurun hocam. Öncelikle teşekkür ederiz hem size Ceyhun Bey hem de burada kamera arkasındaki tüm emekçi kardeşlerimize emekleriniz için teşekkür ederiz. Bundan sonraki çalışmalarınızda da sizlere başarılar dileriz. O Feyyaz Uçar öyküsü çok güzeldi hocam. Evet. Melis, var mı hocam belirtmek istediğin bir şey? Ya teşekkür ederiz abi, buraya kadar geldiğiniz işte röportaj yapmaya. Kamera arkasında çalışan abilerime de teşekkür ediyorum. Hocam da zaten söyledi. Hocam başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Melih'cim başarılar diliyorum. İnşallah abi. Çok çok iyi yerlerde görürüz. İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık hocam.